Tahla Özlü İş Başkanlığındaki Genel Yönetim önceki akşam Celal İnegöl Köftecisi'nde düzenlenen yemekli toplantıda kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıda konuşan Kurtuluşspor eski başkanı İbrahim Demirtaş, 2 yıl önce Kurtuluşspor yönetimine seçildik ve seçildikten sonra yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber iki hedefi önümüze koyduk. Bunlardan biri Kurtuluşspor'u tesisleşme anlamında daha da ileriye götürmek, diğeri de Kurtuluşspor'umuzu hak ettiği bölgesel amatör lige çıkarmaktı diye konuştu. Kurtuluşspor yönetim kuruluna seçildik ve seçildikten sonra yönetim kurulu arkadaşlarıyla beraber iki hedefimiz vardı. Bunlardan biri Kurtuluşspor'u tesisleşme anlamında daha da ileriye götürmek, diğeri de Kurtuluşspor'umuzu hak ettiği yere Bal Ligi'ne çıkarabilmekti. Kurtuluşspor planlamamızda Kurtuluşspor tesisleşmesine daha da ileriye gittik, daha da güzel şeyler yaptık. Fakat bildiğiniz üzere Bal Ligi'ni başaramadık. Bu bir bayrak yarışı. Ben Talha kardeşime devrediyorum. Hedefleri büyüterek devam edeceğine inanıyorum. Kurtuluşspor işin hayırlı uğurlu olsun diyorum. Benim teşekkür 2 yıllık süreçte beni destekleyen belediye başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Bey'e, Kurtuluşspor yönetici kardeşlerime, basın mensubu arkadaşlarıma ve iş adamlarına, esnaf abilerimize teşekkür ediyorum. Kurtuluşspor Başkanlığı görevine getirilen Tahla Özdiş ise 2 sene önce bu yolda bize liderlik eden İbrahim Başkanımıza, camiamıza yapmış olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum diye konuştu. 2 sene önce bu yolda bize liderlik eden İbrahim Başkanımıza camia yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. İbrahim Başkanımız kulübümüze tesisleşme anlamında yaptığı çalışmalar doğrultusunda çoğu üçüncülük takımında olmayan tesis binasını kulübümüze kazandırmış, kalıcı bir eser bırakmıştır. Başkanımızın isteği doğrultusunda yeni tesis binasına kulübümüzde çok emeği olan Mesut Yetiş abimizin ismini verdik. Ekip olarak çıktığımız bu bayrak yarışında bayrağı bugün devir teslim almış bulunmaktayım. 27 kişilik yönetim kurulunda olan arkadaşlar birbirinden kıymetli, işlerinde başarılı, İnegöl'e faydalı olan kişilerdir. Ricamı kırmayıp yönetim kurulunda yer alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kurtuluşspor 1974 yılında kurulmuş İnegöl'ün en köklü spor kulüplerinden biridir. Bu tip köklü kulüplerde görev alan kişilerin her zaman üzerinde ağır sorumluluklar bulunmaktadır. Biz sorumluluklarımızın farkındayız. Yapacağımız her çalışma, atacağımız her adımın Kurtuluşspor'un menfaatine olduğundan kimsenin şüphesi olmasın. Başkan Özdiş, biz bölgesel amatör lige çıkmak adına 2 sene boyunca birçok çalışma yaptık. Az önce belirttiğim gibi biz Kurtuluşspor camiasına kalıcı eserler bırakmak istiyoruz. Bal Ligi bizim ikinci hedefimiz diye konuştu. Çalışmalar yaptık Bal Ligi'ne çıkmak adına. Az önce de belirlediğim gibi biz Kurtuluşspor camiasına kalıcı eserler bırakmak istiyoruz. Bal Ligi bizim ikinci hedefimiz. Biz tüm sportif çalışmalarımızı başarıya yönelik yapacağız ama gördüğünüz gibi bu bir kısmettir yani. Ola da biliyor, olmaya da biliyor. Teknik sorumlu olarak Hüseyin Yoğurtçu ile devam edeceğiz. Yanına başka isimler de katmayı düşünüyoruz. Ama sorumlumuz Hüseyin Yoğurtçu'dur.